Merhaba arkadaşlar, bugün sandviç kurabiyeler hazırlıyorum. İki kurabiye arasına çikolata sürdükten sonra kenarlarına da hafif çikolata yapılayacağım ve biraz süsleyeceğim. Son hali bakalım nasıl olacak? Videonun yapılışını videonun devamında izleyebilirsiniz. Kurabiye hamuru için gerekli olan malzemeler 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, şöyle bir yemek kaşığı kadar yoğurt, bir yumurta, bir su bardağı pudra şekeri. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta, ben mısır nişastası kullandım. 1 paket vanilya ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu. En son ununu ekliyoruz. Bu tarifte kullanmış olduğum un miktarı tam 4,5 su bardağı, ama siz 4 bardaktan sonra kontrollü ekleyin. Gayet yumuşak kurabiye hamuru sertliğinde oluyor. Şimdi şekil verme kısmına geçiyorum. Arkadaşlar, hamuru elimizle açtık. Ondan sonra şekil verme kısmına geliyoruz. Elinizde eğer böyle mutfağınızda şekil verici şeyler varsa kullanabilirsiniz. Bunu böyle bastırdığım zaman çok güzel bir görüntü oldu. Elinizde hiç şekil verici bir şey yoksa bıçakla çizgiler de atabilirsiniz. Şöyle ağzı gayet küçük bir kurabiye kesiciyle hepsini yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Daha sonra tepsiye dizeceğim. Kurabiye kalıbınızda yoksa bir kapakla yapabilirsiniz ya da mutfağınızdaki herhangi bir başka bir şeyle de tabi bu şekli verebilirsiniz. Çıkarabileceğim kadar şekil çıkarıyorum. Daha sonra hepsini tepsiye dizeceğiz. Hamurların kenarından fazlalıkları aldıktan sonra şimdi hepsini, şekil verdiğim kurabiyelerin hepsini tepsiye diziyorum. Ve hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyorum. Bütün kurabiyelere şekil verdim. 1,5 tepsi çıktı. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına kurabiyelerimizi gönderiyoruz. Bu büyüklükte gayet fazla çıktı. Renkleri çok fazla dönmesin. Böyle 2 çay kaşığı yardımıyla aradan çikolata koyabilirsiniz. Çikolatalarını sürdükten sonra da diğer kurabiyeleri üzerini kapatıp böyle bastırıyoruz birazcık. Sürmüş olduğumuz çikolata yayılması için. Kurabiyemizin yanlarına Hindistan cevizi ve fıstığı bulayacağım, ama bunun için önce kenarlarını yine çikolataya bulamak gerekiyor. Elinizle ya da küçük bir çay kaşığıyla yapabilirsiniz. Kenarlarını böyle döndürerek yapışmasını sağlıyorum. Ve son halleri de böyle oluyor. Kurabiyelerimizi süsleme işlemim bitti, ama hepsi bu kadar değil, daha fazla var. Ben tabağa sığdığı kadarını koydum. Çok güzel, çok şirin gözüküyorlar. Şekilleri de çok tatlı oldu, petek şeklinde. Tabii içi çikolatalı, kenarları bol süslü. Bir tanesini hemen içine bakıyorum. İçini de yakından sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Yapan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Aynı zamanda videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bugünlük de videomun sonuna geldim.
Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.